Sanatla ilgilenmek isteyen herkes bence özgür, istedikleri sanatla ilgilensinler, bunu arka plana atmasınlar. Çünkü sanat bence hani ruha çok iyi geliyor. Aslında çocukluktan beri müzik dinlemeyi çok seviyorum ama 9 yaşındayken böyle piyano videoları izliyordum. Piyanonun sesi çok hoşuma gittiği için bunu ailemle paylaştım. Onlar da sağ olsunlar beni bir kursa yönlendirdiler ve o şekilde başladım. Aslında 1-2 sene devam ettim ama daha sonra bıraktım. Nedense böyle bir uzaklaştım müzikten. Daha sonra tekrar 8. sınıfta yine başladım piyano çalışmaya. Sonrasında da Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanmaya karar verdim. Çünkü müzik okumanın bana iyi geldiğini düşündüm. Böyle yapabileceğimi düşündüm yani. Böyle ilgimi çekiyordu. Sanki müzik hep yapmak istediğim bir işmiş gibi geldi bana. Diğer işleri yapsam sıkılırmışım gibi düşünüyordum. O yüzden kendimi müzikte bulduğumu düşünerek bu okula hazırlanmaya başladım. Ben viola öğrenimime burada başladım. Aslında 9. sınıfta hani aklımda böyle bir enstrüman yoktu. Çok da tanımıyordum. Ama burada enstrüman seçme sürecimizde viola öğretmenimiz hani ellerime baktı. Dedi viola çalmak ister misin dedi. Hani sana çok yakışır dedi. Ben de kabul ettim. Güzel olur diye düşündüm. Viola biraz farklı bir enstrüman aslında. Kemanın biraz büyüğü. Ses olarak insan sesine yakın ve daha kalın tonda bir sesi var. Doğa anahtarı kullanıyoruz çalarken. O yüzden beni geliştirebileceğini düşündüğüm farklı bir enstrüman olduğu için ben de çalmaya kabul ettim. O şekilde daha sonrasında ona başladım. Şu anda da orkestrada viola çalıyorum. Sınıfta aslında daha ağırlıklı olarak kültür derslerimiz var. Onun dışında herkesin çalgı eğitimi, zorunlu piyano dersi ve batı müziği, Türk sanat müziği gibi derslerimiz oluyor. Daha sonrasında 11-12. sınıfta bu derslerimiz biraz daha aza iniyor. Müzik derslerimiz ya da resim dersleri, alan derslerimiz daha da çoğalıyor. Bu şekilde daha çok kendi alanımıza odaklanabiliyoruz. İkisi de aynı anda yürüyor zaten. Hani belli bir ders dağılımı olduğu için bir şekilde hocalarımızın da yönlendirmeleriyle yürütebiliyoruz. Ailem her zaman benim istediğim şeyi yapmamı destekledi. Yani hiçbir zaman sevmeyeceğim bir mesleği yapmamı istemediler. O yüzden ben müzikle uğraşmak istiyorum deyince onlar da her zaman hani seni bu okula yazdıralım, tamam o zaman yetenek sınavına gir gibisinden her zaman destekliyorlar. Yani çalgılar konusunda olsun, ileride ne okumak istediğimle ilgili hep yanımdalar yani sağ olsunlar. Annem resimle ilgileniyordu biraz ben çocukken de. O yönde de hani ben hep sevmişimdir resim çizmeyi ya da işte görsel sanatları her türlü. Bu sanatın her dalı yani hep destekliyoruz. Babamlar da her zaman çok severek takip ediyorlardı. O yüzden o şekilde bende de bir yatkınlık oluştu. İleride besteci olmak istiyorum. Aslında dünyada birçok yeri gezerek oradaki insanların da kültürlerinden esinlenip onlarla konuşup işte onların hisleri, onların müziklerini de harmanlayarak ortaya hem de Türk müziğini de unutmamamız için onu da kullanarak öyle müzikler bestelemek istiyorum aslında. En büyük hayalim o şekilde. Müzik benim için yani artık bir yaşam tarzı gibi bir şey yani vazgeçemeyeceğim, kopamayacağım bir bağ haline geldi. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin hayatında yani bir psikolojik destek, bir dayanak olduğunu düşünüyorum. En kötü günlerimizde bile müzik dinleyerek hani moralimizi değiştirebiliyoruz ya da düşüncelerimizi. Yani en mutlu günümüzde de aynı şekilde enerji verdiğini düşünüyorum.
Aslında çalgı toplulukları dersimiz var. 11. sınıfta başlıyor, 12. sınıfta da devam ediyor. Bu çalgı toplulukları dersinde herkesin 9. sınıfta seçtiği çalgılarıyla kendi bölümlerini oluşturarak eserler icra etmesi şeklinde oluşuyor aslında. Kendiliğinden bir orkestra oluşuyor diyebiliriz. Ancak hani orkestrayı büyütmek için ya da işte konserlerde topluca çalabilmek için 9 ve 10. sınıftan çalgısına hakim arkadaşlarımız da katılıyorlar. Böylece bir orkestra oluşturduk. Bugüne kadar da belli işte şenliklerde, etkinliklerde, kendi konserlerimiz de oluyor, törenlerimiz oluyor. O şekilde çalıyoruz. Boş zamanlarımda ben yani müzik dinliyorum her zaman olduğu gibi. Resim çizmeyi seviyorum. Onun dışında dil öğrenmeye meraklıyım. Dil öğrenmeyi de seviyorum. Kitap okuyorum. Öyle geçiyor. Yani sanatla ilgilenmek isteyen herkes bence özgür, istedikleri sanatla ilgilensinler, bunu arka plana atmasınlar. Çünkü sanat bence hani ruha çok iyi geliyor. Hani o kişiyi de iyileştireceğini düşünüyorum her yanıyla, keyifli bir an yaşatacağını düşünüyorum. O yüzden hangi sanata ilgileri varsa bence bunu peşini bırakmasınlar, araştırsınlar. Günümüz teknolojisiyle de ulaşmak mümkün artık. O yüzden bolca araştırarak bence o sanata yönelsinler. Orkestra arkadaşlarımızla da çalışmalarımız aslında çok keyifli oluyor. Çünkü orkestra arkadaşlarımla aramın iyi olması ve onlarla çok iyi anlaşmam benim için büyük bir artı açıkçası. Çünkü her zaman beni destekliyorlar. Onlar da aynı işi yapıyorlar. Hem iyi geçindiğimiz için beraber çalışma isteğimiz, hevesimiz artıyor. O yüzden bazen grup grup şeklinde de çalışıyoruz. Kemanlar, viyolalar ya da keman, çellolar gibi bu şekilde ayrı ayrı da çalışabildiğimiz için aslında geliştiren şeyin bu olduğunu düşünüyorum bizi. Çok küçüklükten beri ben el işleriyle uğraşıyorum ve çok seviyorum. İlk başta resim öğretmenim beni tanıştırdı Ebru'yla ve o günden beri ben Ebru'yla ilgileniyorum. Çok rahatlatıcı, yani çok seviyorum. Derslerimi hiç etkilemiyor. Resim dersinde özellikle daha başarılıyım. Okulda resim dersinde Ebru yapıyoruz. Evde de kendi başıma yapıyorum. Eğlenceli bir etkinlik oluyor benim için. Boş zamanlarımda Ebru dışında makrome yapıyorum, bileklik. Bunları arkadaşlarıma hediye ediyorum. Çok mutlu oluyorlar. İleride avukat olmak istiyorum ama Ebru sanatını da devam ettirmek istiyorum hobi olarak. Sanat dışında spora da ilgim var. Handball seviyorum ve oynuyorum. Bence her çocuğun bir sanata ve spora ilgisi olmalı ve yapmalı. Ben de ileride babam gibi olmak istiyorum. Babam hem avukat hem de kendince resimler çiziyor. İleride ben de öyle olmak istiyorum. Resmi hiç bırakmak istemiyorum. Ebru yaparken bütün stres ve sıkıntım gidiyor. Ve o yaptığımın sonucunda, o kağıdı kaldırdığımda, yapabildiğimi gördüğümde özgüvenim artıyor. Ve bunu insanlara gösterdiğimde ya da hediye verdiğimde çok güzel olmuş dediklerinde çok mutlu oluyorum. Benim bir abim var. Ben Ebru sanatına ilgi duyduktan sonra o da ilgilenmeye başladı. Evde kendimden büyük birisine ders verirken çok hoşuma gidiyor bu. Yani çok hoşlanıyorum ve gururlanıyorum bununla. Çok eski ve güzel bir sanat bu. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Huzur verici, insanı mutlu ediyor. Medine'nin çok küçük yaşlarda, 3-4 yaş civarı resme olan ilgisini keşfettik. Kendi kendine resim çizmeye başladı. Daha sonra biz bunu hani ilerletsin diye kurslar baktık. Okulda resim öğretmeninin Ebru sanatını göstermesiyle Ebru'ya olan ilgisi fazlasıyla arttı. Biz de bunun internetten setlerini aldık. Evde kendi yapmaya başladı. Daha sonra kurslara yönlendirdik. Bu anlamda Medine'nin herhangi bir sanatla uğraşması bizi çok mutlu etti. Bunu ilerletmesini çok istiyoruz ve ilerletmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Anne baba olarak çocuğumuzun neye yatkınlığı olduğunu, neye ilgisi olduğunu keşfetmek çok önemli. Keşfettikten sonra bu alanda çocuğu desteklemek.